Açıkça devam ediyor sayın seyirciler. Bu yayınımızın son dilimi ve biz yine bu dilimde de Kozmik Albay kitabının yazarı Erkan Yılmaz Büyükköprü ile birlikteyiz efendim. Aranın öncesinde bu konuları irdeledik. İrdelemeye de devam edeceğiz. İzleyicilerimizden de çok sayıda soru geliyor. O soruları da birazdan yönelteceğim. Ha, biz bu yayın diliminin sonunda da bütün ayrıntıları ele almış olacak mıyız? Tabii ki olamayacağız. Nihayetinde bu bir televizyon yayını. Televizyon yayınında en merak edilen başlıklar mümkün mertebe konuşulur ama ayrıntılar hep yazılı iletişimde okunur. O kitap da bu yüzden vardır zaten. Bu kitap daha pek çok ayrıntıya sahip. Şimdi Seren Selvin Korkmaz'la bu bölüme başlayalım. Seren Hanım, şimdi sadece bu olay değil ama o dönemin genel olarak bakıldığında hem cemaat operasyonları anlamında hem işte bir yandan askeri vesayet tartışmaları anlamında bu tür bilgilerin işte bizzat birinci elden tanıklıklarla ifşa olması, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında az evvel konuştuğumuz mesele, yani Türkiye'nin tam anlamıyla bilgi akışının şeffaf olmaması ve bir takım, yani devlet kurumlarının şeffaf olmaması, bir hocam da bahsetti, siyasetin hukuka, siyasetin orduya, siyasetin bütün kamu kurumlarına müdahale ederek buralardan bir takım grupların, bir takım çıkar gruplarının kendine alan açmaya çalışması ile ilgili bir mesele. Şimdi demokrasi de demokratik yollarla inşa edilmediği zaman bu bilgiler bir takım, kim güçlüyse o dönem yargıda, kim güçlüyse medyada, onların egemenliğinde bilgilerin üzeri örtülüyor. Dolayısıyla biz bu bilgileri bugün şanslıyız ki birinci ağızdan duyabiliyoruz. Halk TV'de birinci ağızdan duyabiliyoruz. Albayım anlatıyor, birinci ağızdan duyabiliyoruz. Ama bugün eğer bir takım süreçler şeffaf bir şekilde yürütülmemiş olsaydı, bu sürece maruz kalan insanlar hala cezaevinde olsaydı, ki hala olanlar var, biz bu bilgileri alamıyor olurduk. Dolayısıyla bugün mesela Müyesser Yıldız'ın verdiği bir röportajda şöyle bir şey söylemişti. Ben onu çok önemsiyorum. Hı hı. Dedi ki ben şanslıyım. Ben Müyesser Yıldız olduğum için, yine hani basından birisi olduğum için bu kadar aslında gündeme geldi. Ama birçok insan, sahipsiz olan birçok insan hala pek çok hukuksuzlukla mücadele ediyor. Yani aslında burada tartıştığımız konular, şanslıyız ki gündeme gelebiliyor. Ama bir de hiç gündeme gelmeyen pek çok hukuksuzluk, pek çok işte askeri anlamda da işte özellikle o dönemde subayların, ordudan ihraç edilenlerin, daha sonra mesleğinden ihraç edilenlerin, mesela izleyicilerimizden birisi yazmıştı, mesleğinden ihraç edilen insanlar ne olacak diye soruyor. Hı hı. Çok doğru. Yani aslında bu süreç bir şekilde bir çubuk gibi bir o tarafa bükülüyor, bir bu tarafa bükülüyor ama biz bir türlü şeffaf, demokratik kurumlar noktasına gelemiyoruz. O yüzden tüm bu anlatılanlara ben bu açıdan bakıyorum. Yani bugün bu bilgileri birinci ağızdan alabiliyoruz. Geride de çok sayıda mağduriyet bırakan hikayeler bunlar. Tam da böyle. Hı-hı. Hem mağduriyet hem de aslında yine demokratik, sağlıklı tartışmalar yapmadığımız sürece bu sonuçları aslında ele alamıyor olacağız. Peki. Şimdi Müyesser Yıldız'a da birazdan değineceğiz. Çünkü Müyesser Yıldız'ın tahliye olduğu esnada Aytunç Erkin ve Barış Pehlivan da oradaydı. Müyesser Yıldız hangi mesajı verdi tahliye olduktan sonra? Ve de Müyesser Yıldız'ı tahliye olduktan sonra arayan ilk siyasi parti genel başkanı kimdi? O anları Aytunç Erkin görüntüledi. Birazdan ekrana getireceğiz. Yanlış mı söyledim Aytunç Erkin? Barış'la beraber ya, ben de görüntüledim, tamam, o da görüntüledi. Ayrı ayrı yerlerden çektik. Beraber birleşirdik, tamam, o zaman. Şimdi bir izleyicimiz demiş ki abim, işte oradaki bilgilerden dolayı 800 küsur kişinin başına bir şey geldiğine ilişkin. Siz bunu, ben daha önce izledim, Fatih Altaylı'nın yayınında da söylemiştiniz bunun asla astarı yoktur diye. Ama herkes aynı programı izlemek zorunda değil. Buradan da duyurun lütfen. Sayın Karadağ, böyle bir olay yok. Hı-hı. Yani tamamen yanlış, yalan bir haber diyelim. Aslında yalan demeyelim, yanlış bir duyum diyelim. Hı hı. Erdoğan Karakuş Paşa'mız Hulki Cevizoğlu ile yaptığı programda bunu dile getirdi. Hı hı. Bunun da dayanağı olarak da İlker Başbuğ Paşa'mızın bunu söylediğini ifade etti ama hı hı. İlker Paşa bunu çeşitli televizyon kanallarında ve basında açıkladı. Ben böyle bir şey söylemedim diye. Doğru da bir şey değil. Böyle bir 800 kişinin öldürülmesi ya da katledilmesi gibi bir olay yok. Kesinlikle yanlış. Peki.
İzleyicimiz diyor ki BİT Müsteşarı gece yarısı kararnamesiyle kurtarıldı. Aynı hassasiyet Genel Kurmay Başkanı'na neden gösterilmedi? Ondan sonra yine işte çok sayıda izleyicimiz, anladığımız kadarıyla bu bilgi çok yayılmış hocam. Çok sayıda izleyicimiz o 700-800 kişinin başına bir şey geldiğiyle ilgili olarak şeyleri sunuyor bize. Mustafa Uluhan diyor ki komutanımızın dediği belgeleri Genel Kurmay Başkanı'ndaki mühürlü kasadan İlker Başbuğ değil Necdet Özel vermiştir savcılara şeklinde bir şey paylaşmış bizimle. Bilmiyorum sizde bir karşılığı var mı bu mesajın? Evet, bence hani biraz Ersan hocama biraz önce onu demek istedim. Yani asıl meseleye biraz belki bakmak lazım. 2009 ve 2010 yılına kadar 25 gün süren aramanın sonunda tekrar ediyorum hiçbir bilgi ve belge savcıya ya da hakime verilmedi. Bunlar Genelkurmay Başkanlığı'nda ve Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığı'nda muhafaza edilmeye devam etti. 2013 yılında Şubat ayında savcı tekrar o hard diski almak için müracaat etti. Hakim onun yetkisini verdi ve Genelkurmay Başkanlığı o hard diski, imajı savcıya teslim etti. Necdet Özel Genelkurmay Başkanı, Muharrem Köse de adli müşavir. O da yanlış. Muharrem Köse adli müşavir, biliyorsunuz, tanıyorsunuzdur muhtemelen. 15 Temmuz'dan sonra kendisi tutuklandı. Yargılandı, ağırlaştırılmış müebbet hapis aldı ve şu anda hapiste. Kendi ifadesi, mahkemede verdiği ifade, neden teslim ettiniz dediğinde hakim Muharrem Köse'ye diyor ki biz o dönem savcı bu kararı bize gönderdiğinde biz adli müşavirdim. Oturdum, bunu teslim etmenin fayda ve mahsurlarını yazdım. Teslim etmemenin fayda ve mahsurlarını yazdım. Genelkurmay Başkanı'nın önüne koydum. Kendisini bir yönlendirmem olmadı çünkü herkes bu konuyu biliyordu. Kendisi de biliyordu. Karar Genelkurmay Başkanı'nın kararıdır diyor. Bunu ben söylemiyorum. Bunu Muharrem Köse mahkemedeki ifadesinde söylüyor. Yalan söylüyor. Yani o şuna... Yani Muharrem Köse direkt Necdet Özel'i de yönlendiren, yani bu şeyler verilebilir diye. Aslında bakın, ben siz bir ifadeye göre söylüyorsunuz. Evet. Ben şunu söyleyeyim. Aslında yönlendirmeye gerek var mı? Ersan hocam, yönlendirmeye gerek var mı? 2010 yılında bu hakim kararıyla verilmemiş. 2010, hani siz biraz önce dediniz ya. Kanunlar aynı, savcılar aynı, hakimler aynı. Ne değişti de 2013 yılında verdiniz? Peki, ortada açılmış dava da yok. Sayın Necdet Özel mesela neden verdi bunu hard diski? Bence ondan daha önemlisi ne vardı içinde? Ya içinde ülkenin sefere yönelik planları vardı. Yani ülke yani, işgal edildiğinde işgal güçlerine karşı mukavemet gösterecek insanların onların ne tür bir mukavemet göstereceğinin, neler yapacağının ayrıntılı planları kimler vardı. Kimler olduğu belli mi o mukavemet? Kaç kişi vardı mesela hocam? Ya şimdi bunlar isimler de var. Bunların nasıl karşı koyacağı da var. Nasıl haberleşeceği var. Nasıl lojistik desteğinin yapılacağı nerede var. Yani hard disk şu an? Bilumum o hard diskin şu an nerede olduğu bilinmiyor. Bakın 2016 şey. Mart. Bir dakika, altını çizin bir dakika. Bir dakika, çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Gecenin haberi bu. Gecenin haberi bu. Gecenin haberi bu. Eğer buraya gelmemiz lazım. Bakın, onun için diyorum size tekrar zaten. Söylüyorum. Ya, Türkiye'nin olası bir işgal durumunda yapacağı bütün planları isimleriyle birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin Genelkurmay Başkanı eliyle dışarıya çıkarmış ve hukuka aykırı şekilde çıkarmış ve şu an o bilgilerin nerede olduğu bilinmiyor. Bakın, manşet bu. Bununla ilgili birkaç manşet bu. Bununla ilgili birkaç ayrıntı vereyim ben size. 16 Mart'ta savcıya bu hard diski veriyorlar, imaj hard diski. Savcı resmi belgelere göre söylüyorum hocam. Savcı 9 ay buna ellemiyor. Yani resmi belgeler öyle. 27 Aralık 2013 tarihinde TÜBİTAK'tan 2 tane bilirkişi istiyor. TÜBİTAK 2 tane bilirkişi görevlendiriyor. Bilirkişiler geliyor. Burak Akoz, Ebubekir Yalçınkaya. Orada tekrar bir çoğaltma yapıyorlar. Ve o bilirkişiler onun çözümünü yapıyorlar. Fakat 2015 yılında bunun kumpas olduğu ortaya çıktıktan sonra bu bilirkişilerin ifadesi alınıyor. Ebubekir Yalçınkaya ifadesinde diyor ki bakın çok önemli. 2013 yılının Mart ayında 16, 17 ve 21 Mart'ta bu hard disk 3 defa çoğaltılmış. Ve bunun çoğaltma cihazı da bunu doğruluyor. Yani bu delil olarak mahkemeye sunuldu. Hani 9 ay hiçbir belge yoktu, hiçbir şey yapılmamıştı, hani duruyordu. Yani halbuki aldığı gün çoğaltmışlar. Soru şu, örnek veriyorum, çok abartarak söylüyorum. Mesela çoğaltılmış, Amerika'ya verilmiş olabilir mi? Bizim bir şekilde hani bir işgal durumunda karşı karşıya geleceğimiz bir ülkenin istihbarat teşkilatına verilmiş olabilir mi? Soru.
Yani şimdi tabii şöyle, ben ancak kanaat belirtebilirim. Hani bir takdir edersiniz ki istihbaratla ilgili işte hiçbir bilgim, yeteneğim yok. Ama bu planlar kimin eline geçtiğinde kime ne menfaat sağlıyorsa onlara verilmiştir. Kime ne menfaat sağlar? Yani şöyle şöyle bir saniye. Yani bu planların alıcısı kimse, hepsine gitmiş olabilir. Hepsine gitmiş olabilir. Alıcısı, peki o insanlar orada talebeden, belki yüzlerce binlerce insanın hayatı şu an tehlikede değil mi? Yani şöyle, tehlikede demeyelim, en azından onları da tedirgin etmeyelim. Yani sıkıntılı bir süreç ama ama yani tabii ki sıkıntılı zaman bir süreç. Sonuçta bu insanlar peki, şu anda ifşa oldular yani. Şimdi şöyle bir durum var. 3 imaj alınıyor değil mi? Evet. 3 imaj alınıyor. Bu imajı alanlar neredeler şimdi? Firarda olan var mı? Elinde mesela. O imajı alan 2 kişi, 2000 Mart ayında o imajı çoğaltan üçüncü bir bilirkişi daha var. Ünal Tatar. Ünal Tatar hiçbir görevlendirmesi yok bu dosyada. Evet. Tamamen görevsiz olduğu halde savcı Mustafa Bilgili Ünal Tatar'ı çağırıyor adliyeye. Ünal Tatar'ı çoğalttırıyor. Ünal Tatar çoğaltırken Aralık ayında bilirkişi olan Ebubekir Yalçınkaya da geliyor, yardım ediyor. Ebubekir Yalçınkaya bunu kendi ifadesinde söylüyor bakın. Ünal Tatar çoğaltıyordu, ben de gittim yardım ettim diyor. Evet. Dolayısıyla Ünal Tatar nerede şimdi? Bu üçü de üzerine yetkisiz olan iki kişi daha, Yakup Korkmaz ve bir bilirkişi daha. Bunların hepsi TÜBİTAK'ta görevli. Bu beş bilirkişi de şu anda firarda. Heh, şimdi bir dakika. Bunların, firar etme derken Türkiye'de değil bunlar. Bunların MyLoc kullanıcısı oldukları tespit edildi. Evet. Beşi de firarda. Tabii, tamam. Bir dakika şimdi. Beş firarda, yurt dışında bu imajlar nerede? Evet, yurt dışında. Yurt dışında. Şimdi peki, tekrar başa dönüyorum. Bunun kumpası olduğuna dair şu an dava var mı? Var. Tabii bu 2015'te biz takipsizlikle sonuçlandıktan sonra kumpas oldu ortaya çıkınca Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bu kumpasçılarla ilgili çok dava güzel açıldı. Çok güzel, çok dava güzel. Peki, peki o zaman bu kayıp olan, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin en gizli, mahrem, en mahrem bilgilerini dışarıya veren, bunun talimatını veren dönemin Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Necdet Özel bu davada sanık mı? Hayır, değil. Özel Kuvvetler Komutanı Servet Yörük sanık oldu mu? Özel Kuvvetler Komutanı Servet Yörük 2009 yılında Özel Kuvvetler Komutanıydı. 2010 yılında terfi ederek başka bir göreve gitti. Bu davada sanık değildi. Sanık olmadığı gibi biz 5,5 yıl boyunca yargılandık. İşte savcıya, hakime ifade verdik. Hiçbir şekilde Servet Paşa'ya kimse... Biz ifadelerimizde hep şunu söyledik. Biz bilgi sızdırdığından şüphe edilen bir albayı takip ediyorduk. Bu görevi de bize Servet Yörük Paşa verdi. Genelkurmay Başkanı verdi dedik. Ama hiçbir kimse dönüp de Servet Paşa'ya siz böyle bir görev verdiniz mi diye sormadı. Dönüp dolaşıp nereye gidiyorsunuz? Belki de yalan söylüyordum. Yani ben bunu iddia ediyorum ama hiçbir kimse dönüp de Servet Paşa'ya paşam siz böyle bir görev verdiniz mi, albay böyle diyor diye soran da olmadı. Dönüp dolaşıp şuraya geliyor. Bizim yıllardır İşte kumpas davaları görülüyor. Bu davaların perde arkası araştırılıyor. Artık Türkiye arınıyor'nun büyük bir yalan olduğunu. Bakın. Yani bu hard diski teslim eden insan sanık değil. Yargılanmıyor ya. Artı, ya biz neden bahsediyoruz ki? Bakın bir de şu var. Bu örgütle ilgili şu anda aslında anlatılan konu casusluk faaliyeti. Evet. Bu örgütle ilgili yargıdan ya casusluk kararı çıkmamış değil yok diye. Aytunç Bey bakın ben öyle size, değil mi? Yanlış mı düşünüyorum? Evet, ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Casusluk şimdi, davası deyince sanırım yargının başvurduğu isim Müyesser Yıldız mı oluyor yani? Müyesser Yıldız, evet. Bak sözcü davası, evet. Cumhuriyet bu davası, o da perde davası Müyesser Yıldızlar oluyor. Bu araştıran bakın, insanları casus diyorlar. Bu davanın sonunda bizim kumpas olduğu ortaya çıktıktan sonra açılan davalar var. Birincisi hakimler ve savcılarla ilgili. Hakimler ve savcılar Yargıtay'da yargılandılar. Ben de müşteki sıfatıyla davalara katıldım. Firar etmeyenler, orada da hakimlerin bir kısmı firar etti. Firar etmeyen hakimlerle savcılar ceza aldı. Savcı Mustafa Bilgili 17 yıl 1 ay hapis cezası aldı. Kendisi 15 Temmuz'dan sonra açığa alınmıştı. Firar etti. Ankara'da sahte kimlikle, tedbirli kıyafetle yakalandı. Bu savcı orada yargılandı ve 17 yıl ceza aldı. Hakimin bir tanesi 14 yıl ceza aldı. Diğeri yine 14 yıl ceza aldı. Hakim Nihal Uslu, kadın hakim, yargılamalar esnasında serbest bırakıldı. Müteakip yargılamalara gelmedi ve firar etti bakın. O da şu anda firarda. Serbest bırakıldıktan sonra firar etti. Bunlar bu cezaları aldılar. Ama bunlar bu cezaları alırken askeri casusluktan almadılar bakın.
silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek, üye olmaktan ceza aldılar. Asli suçlarından sadece Mustafa Bilgili, faaliyet suçlarından bir şey yok. Mustafa Bilgili için, Mustafa Bilgili için askeri casusluktan dosyası ayrıldı. Ayrıca görülüyor o dava. Ayrıca bunlar Yargıtay'da yargılandılar. Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde de 121 kişi yargılandı. Bunların 114'ü polis. İçlerinde Ali Fuat Yılmazer ve İstanbul'dan 12 polisin olduğu. 114'ü polis. 5'i biraz önce bahsettiğim bilir kişiler. Bir tanesi sivil bir doktor, bir tanesi de Muharrem Köse. Bu 121 kişinin davası da 26 Ekim'de sonuçlandı. Bunlardan da 28 kişi ceza aldı. Bu 28 kişinin içerisinde de yine o dönem bize bu operasyonu yapan Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürü Hamza Bayındır. Hı hı. Terörle Mücadele Şube Müdürü Yardımcısı Rüstem Özbek. Bunlar 7'şer buçuk yıl ceza aldılar. Diğer Terörle Mücadele Şube Müdürü Yardımcısı Yaşar Çor Firarda. Operasyonu bizzat yöneten, bizlere müdahale eden A Büro Amiri Serdar Mercan 10 yıl ceza aldı. C Büro Amiri Firarda. Büro Amiri Yardımcısı Abdurrahman Mişkin 10 yıl ceza aldı. Bunlar ama üyelikten mi alıyor? Bunlar evet üyelikten şeyden alıyorlar. Şeyden değil o faaliyetlerinden değil. Çünkü siz hukukçusunuz. Ben tam olarak bilmiyorum ama hani sonuçta bunlar bir bilgiye belgeye sızmadılar yani. Bunlar sadece o operasyonu bize yapan polisler aldıkları cezalar. Peki bir dakika. MİT tırları dava. Biz MİT tırları davasında bu örgütün casusluk yaptığını hani bangır bangır yazıldı değil mi? Her tarafta yani iktidara yakın bütün medyadaki haklı olarak o MİT tırlarının durdurulması operasyonu falan hepsi tamam bir kumpas. Onunla bunun farkı ne biliyor musun? Burada o kadar çok usul hatası var ki orada uyanık davranıp usule uygun hareket ediyorlar. Temelde onların maksatlarından yakaladılar. Yoksa o dönemde geçerli olan 2937 sayılı kanuna göre o müdahalede bir sıkıntı yok. Ama müdahalenin yapılma maksadı farklı. Hayır, burada yapılma maksadı da size müdahalenin yapılma maksadı da ve yapılma usulü her şey A'dan Z'ye yanlış. Hayır ben şunu söylemek istiyorum hocam. MİT tırları davası ne kadar önemliyse Kozmik Oda davası 1000 kat daha önemli diyorum. Kozmik Oda'yı eğer çözersen, hı hı, Fethullah'la da mücadele edersin. Fethullah'ın arkasındaki Gladio dediğimiz Amerika'yı görürsün. Bununla yüzleşmek zorundalar. Peki, Fethullah'la mücadele edilmiyor. Necdet Özel'in yargılanmadığı, ifadesinin alınmadığı bir Kozmik Oda davasıyla FETÖ'yle mücadele ediyorum diyemezsiniz. Bunu şimdi kimseye anlatmayın. Siz CHP'nin kitapçığını toplayın, onu yapın, bunu yapın, Barış'ı içeri atın, bana ihbar mektubu yapın, müesseri içeri atın, Cumhuriyet davasını yapın. Ne oluyor? FETÖ'yle mücadele etmek için Necdet Özel bütün Kozmik Oda bilgilerini verecek. Sen ama adamı hiç yargılamayacaksın. Bir Genelkurmay Başkanı. Öyle değil mi? Yani şimdi bu bakın, soru hiç sorulmadı mı? Çok ilginç bir şey söyleyeyim size. Bunlar kitapta yazıyor. Belgeli olduğu için açıkça söylüyorum. Şimdi bu hard disk teslim edildi. Hard diskin teslim edilmesinden sonra CHP milletvekili Aykut Erdoğdu, işte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde araştırma komisyonunda işte Necdet Özel ifade verdi vermedi diye haberler oldu falan. Dolayısıyla Genelkurmay Başkanlığı bundan rahatsızlık duydu bu haberlerden, hı hı, ve bir basın açıklaması yaptı. Bakın basın açıklamasında hard diskin savcıya teslim edilmesinin nedenini nasıl açıklıyor? Genelkurmay Başkanlığı'nın basın açıklaması bakın. Neden teslim etmişler? Diyor ki mahkeme kararının yerine getirilmesinin yasal bir zorunluluk olması. Bakın. Türk Silahlı Kuvvetleri ve personelin zan altında bırakan soruşturmanın daha fazla sürüncemede bırakılmak istenmemesi. Maddi gerçeğin bir an önce ortaya çıkarılarak haksız yere suçlanan Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin uzun süre soruşturma tehdidi altında kalmaktan kurtarılmasının amaçlanması. Yani bizi kurtarıyormuş, hı hı, hard diski vererek. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri aleyhine kamuoyunda oluşturulan olumsuz algının ortadan kaldırılmak istenmesi. Siz ülkenin planlarını, sefere yönelik planlarını vererek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üzerindeki olumsuz algıyı kaldıramazsınız. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin arkasında durarak olumsuz algı kaldırılır. Peki, şimdi sık sık hatırlatmak durumundayım. Kendisine söz hakkı düştüğüne inanan herkes bizi arayabilir ve biz kendisine o kapsamda şey uzatabiliriz. Yani mikrofonu uzatabiliriz, dinleyebiliriz. Ersan Hocam toparlayayım bir katkıda bulunacaktı. Sadece şunu söyleyeceğim. Şimdi Sayın Komutan'ın bahsettiğini bize Ersan Hocam, bir izleyicimiz diyor ki Türkiye'nin savunması şu anda şeyde mi diyor, zaafta mı diyor bu açıdan bakıldığında? Valla o da ayrı bir konu. O zaman ona da hayır şöyle, ama siz az önce dinlerken çok, bir önce yani söz hakkı oraya düşer o konuda. Ben sadece çok, hani katkı sunabilirim. Çok kısa bir şey söyleyeyim onunla ilgili. Ondan sonra Ersan Hocam ifadesini, katkısını sunsun.
2013'te bu hard disk verilmekle kalmadı. 2013'te aynı zamanda Ankara Bölge Başkanlığı gibi 16 tane daha bölge, yani toplam 16 bölge başkanlığı vardı. Seferberlik Bölge Başkanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı. Bunların 11 tanesi kapatıldı. Sadece 5 tanesi kaldı. O 5 tanenin de seviyesi kısım amirliği seviyesine indirildi. Küçültüldü yani. Dolayısıyla diğer yerler deşifre olmadı ama söndürüldü. Söndürülmesi demek işte hani planlar tamamen kapandı, atıldı, kül oldu, bitti mi? Elbette ki kül olup bitmedi. Ama bunlar bakın ben hani ne olduğunun cevabı aslında en son söylememiz gereken şey belki. Bu planlar çok uzun emeklerin sonucunda ortaya çıkıyor. Yani bunlar parayla pulla değil. Bunlar zamanla ve emekle olan şeyler. Bizden önceki komutanlarımızın ilmek ilmek dokuduğu şeyler. 30 yılın emeği bunlar. Tekrar o duruma gelebilmek için yani biz şu anda o planları uyuttuk. Yarın bir işgal oldu onları açar kullanırız. Kullanamazsınız yani. Bunların sürekli güncellenmesi ve geliştirilmesi gereken planlar. Peki. Yoksa bir kere yaparsınız, en gizli yerinize koyarsınız, iş biter. Öyle değil. Ersan Hocam? Şimdi işin bir görünür, bir de temel, esas yeri var. Esas yeri nedir? Bizim milletin, ulusun can güvenliği, mal güvenliği, bütün her şeyinin emanet edildiği yerler buralar anladığım kadarıyla. Çünkü sefer görev emirleri dediğiniz, işte seferberlik dediğiniz, savaşa hazırlık dediğiniz bütün o A, B, C planları hatırlarsanız Balyoz da buralardan gelir. Balyoz'a da baktığınız zaman Balyoz'un efendim işte bunun bir darbeye teşebbüs mü? Yoksa gerçekten bir başka bir plan çalışması mı? Askerler dertlerini anlatana kadar yani iğneyle kuyu kazdılar, dünya kadar içeride kaldılar. Ondan sonra dediler ki ya kusura bakmayın biz yanlış yapmışız. Şimdi geldiğimiz yer şu. Anlatmak da istemiyorum. Şimdi bir hukuk var değil mi? Hukuku nasıl parçaladığınızı ve onu nasıl esas maksat dediğiniz yerde kullandığınızı, hunharca da kötüye kullandığınızı görüyorsunuz. Ne yapılıyor biliyor musunuz? Bir milletvekiline veya bakana öldürmeye teşebbüs diyelim, suikast deniyor ama Cumhurbaşkanı'na suikastle ilgili bir ceza kanunu tanımlama vardır. Diğer şahıslar açısından öldürmeye teşebbüs iddiaları, öldürme suçuna ilişkin tanımlar vardır. Buna ilişkin bir soruşturma açılıyor sözde. Bu soruşturma üzerine şüphelendikleri kişilerin ait oldukları yerleri dikkate almak suretiyle diyorsun ki ben arama yapacağım evinde, iş yerinde, neyse bilmiyorum üstünde yapıldı mı yapılmadı mı onları. Oraya arama kararını çıkarıyorsun. Buraya kadar baktın mı şeklen ya diyorsun tamam askeri de mal 119. madde yazmıştır altına. Ondan sonra geliyor savcı içeriye bir şekilde beceremiyor neyse olmuyor gidiyor. Yerine bir hakim geliyor. Yapılan pazarlıklar burada sayın komutanla bir ilgisi yok. Onu aşan bir durum var zaten. O belli ortada. Girersin giremezsin tartışmasıyla hiç oraya girme yetkisi olmadığı halde giriyor. Nüfuz ediyor. 25 gün kalıyor. İddiaya konu meseleyi araştırmak belki bir gün. Bilemedim 1,5 gün. Bunun için orada 25 gün kalman gibi bir durum asla olamaz. Evet. Ondan sonra derliyorsun topluyorsun dijitale ayrı. Kağıdı inceleme şudur budur. İşte not aldı almadı. Ondan sonra bir yere depoluyorsun. Bunu da hakimin aramasının yapması anlaşılmayan bu. Bunu bilmemesi de sayın komutanım olan hukukçunun işi bu. 125. maddenin 2. fıkrası sadece Gökmen Bey dava açıldıktan sonra uygulanabilir. Soruşturmada uygulanamaz. Komutan diyor ki ya diyor bize zaten dava açılmadı kardeşim diyor. Biz takipsizlik yani yeni adıyla kovuşturmaya yer olmadan dair karar aldık diyor. Yani hiç soruşturma kovuşturmaya dönmemiş bile. Ve oraya da garip garip hadiseleri, isimleri araştırıyor. Komuta kademesinin bir yeri de diyor ki ya diyor üzerimizde töhmet kalmasın, lanet olsun. Bakın lan her şeye bakın biz rahat. Ya böyle rahatız diyerek sen şimdi birisi iddiada bulun diyerek gel evimi ara der misin? Ama Sayın Başbakan diyor bunu. Ya başbakanla ilgisi yok bak başka bir yer var burada, başka bir sıkıntı var. Ondan sonra içeri giriliyor mu? O haniyete... Ersan Hocam başbakanla nasıl ilgisi yok ben ya anlamıyorum. Ya başbakan o konuda genelkurmay başkanına şöyle veya böyle yap diyemez ya olur mu öyle şey? Ya bu tamam da anlatımlarına dayalı olarak şey. Öyle gerçekleşirse... Genelkurmay başkanı bunun gereğini yapamaz kardeşim. İstifa edecek. Diyecek ben bunun gereğini yapamam bitti. Ya bırakıyorum görevi. O başka bir tartışma konusu. Tamam şimdi. Girildi mi? Bak. Depolandı değil mi? Ondan sonra çekiyor gidiyor. Neyse hakim gidiyor. Herkes rahat. Aradan bir zaman geçiyor. 3 yıl. Dava yok bir şey yok. Daha 125. maddenin tatbik edilebilme imkan ihtimali yok. Sonra savcı diyor ki bunu bana verin diyor. Verirsin vermezsin. Ondan sonra genelkurmay başkanı değişiyor. Değişen yeni genelkurmay başkanı yine
Ya diyor kardeşim diyor bizim bir şeyimiz yok ki diyor. Al bak diyor neye bakacaksan. Sayın komutanın dediği bak dediği ülkenin namusu. İşte veriyorsun yani. Elden ele daldan dala dolaşıyor. 3 imaj 4 imaj onda gitti bunda geldi. Sonra diyorlar ki aa diyorlar bütün bu yapılanlar yanlışmış. Özür dileriz. Biz kovuşturmaya yer olmadığına dair kararları veriyoruz sizin hakkınızda. Allah yolunuzu açık etsin. Tamam. Orayı mağdur ettin ayrı. Bu milleti mağdur ettin ayrı. Devleti mağdur ettin ayrı. Ve bunları yaparken de anayasayı, kanunu, kitabı ayaklar altına alıyorsun. Şimdi, ben bunun için ama sordum size şimdi, Bülent Arınç hakkında bu boyutuyla ne düşünüyorsunuz diye. Bunun, çünkü ağabeyim açıkladı. O dönem az önce işte gösterdiği kupürlerdeki ifadelerde bulunan Bülent Arınç yıllar sonra ya ben zaten pek de kendime yönelik bir suikast olduğuna ya Bülent Arınç'ın ismini alet etmiş olabilirler. O ayrı bir konu. Bak asıl mesele o isim üzerinden böyle bir hadise olduğu iddiasıyla başlatılan soruşturmadan itibaren maksada bak sen. Maksat oluşmuş. Ne yapmış? Ele geçirmiş. Ne yapmış? İmajlar alınmış. Kaybolmuş. Ersan Bey gitmişler. Tabii şunu da göz ardı etmeyelim. Bütün hepsini bakın, elde edip işlerini bitirmişler. Ondan sonra demişler ki yeni bir dönem başlayınca o dönemde demişler ki ya bu yapılanların hepsi yanlış. Takipçisi kararınızı verdik. Hadi gidin. Orasındaki sıkıntı ayrı. Maddi manevi kayıplarını alırsın alamazsın. Geçmişi getiremezsin. O ayrı bir konu. Ama asıl mesele şu. Senin ülkenin, ordunun, insanın, milletin, vatandaşın korumasıyla ilgili bir konuda, ulusal güvenlikle ilgili bir konuda bunları bu şekilde planlar, programlar yaparak bunları alıp kimlere alet edip, kimlere kullandırmak, kimlere peşkeş çekiyorsun? Bunun hesabı sorulmayacak. Peki, şimdi konuklarımızın vurguladığı önemli bir husus var. Eğer FETÖ ile mücadele daha inandırıcı, kamuoyunun belli kesimleri tarafından daha samimi, daha işte güven uyandırıcı bir şekilde yürütülecekse o zaman bu kozmik oda skandalı ile ilgili de yapılacak şeyler var dedi konukların. Doğru özetledim mi? Siyasetin sorumluluğu anlamında ne dersiniz? Yani şimdi Sayın Arınç'ın yıllar sonra bu kadar kolay bu konuya ilişkin ifadesini ve kanaatini değiştirerek söylemesi siyaseten sorumluluğu ne yapar Seren Hanım sizce? Bence Türkiye'de zaten en çok tartışılması gereken şeylerden biri siyasi sorumluluk. Çünkü siyasi sorumluluk kamu yararına değil siyasetçilerin o günkü çıkar ve faydalarına göre yapılıyor. Ve bu çok yaygın. Yani muhalefette de yaygın, iktidarda da yaygın. Dolayısıyla belki o Kemal Kılıçdaroğlu'nun da vurguladığı bir siyasi ahlak, siyasi etik ilkesi var ya, onun bir kere çok yerleşikleşmesi lazım ve siyasetin kamu yararı için yapılması lazım. İşte siyaset kamu yararı için yapıldığı zaman ve devlet kurumları kamu yararı için işletildiği zaman biz en başında bilgi alma hakkımızı kullanabileceğiz. Ve siyasetçiye aynı zamanda kararları alanlara yani yürütme organına soru sormuş olacağız. Yani onları sorgulama hakkımız olacak. Bu çok önemli. İkincisi benim en çok merak ettiğim şey bu FETÖ davalarında her şey konuşuluyor. Ama bunun siyasi ayağı ne oldu ben onu merak ediyorum. Yani her kısmı bir tartışıldı ama siyasi ayağına dair benim bir vatandaş olarak tatmin eden hiçbir gelişme açıkçası olmadı. Dolayısıyla bir takım yargılamalar yapılırken aslında o davanın ne olduğundan ziyade mesela görüyoruz işte diyelim ki bankası ya da sadece hesabı olan insanlar çok ciddi bir şekilde yargılama süreçlerine tabi olurken bir takım fotoğrafları olan, yakın ilişkileri olan insanların yargılama süreçlerinden ayrıldığını görüyoruz. Yani eğer bu meselelerde bir takım samimiyet, bir takım gerçekten hukuki ilkeler, kamu yararı gözetiliyorsa sizin de bahsettiğiniz gibi inandırıcı olması gerekiyor. Bir şeyin en basiti bu, en başında istifalarda da konuştuk ya, bir olay açıklandığında biz bir haber duyduğumuzda hatta bu bizzat devlet yetkililerinin kendi sosyal medyalarından veya açıklamalarıyla dahi yapıldığında önce şunu soruyoruz. Acaba gerçek mi? Acaba bunun arkasında bir şey var mı? Dolayısıyla şimdi burada ifade edilen o kadar ciddi konular var ki yani ülkenin güvenliğinden tutun bizlerin her birimizin vatandaş olarak güvenliğine kadar. Dolayısıyla burada çok ciddi bir sorumluluk var ve biz siyasetçilerin yani olayda bahsi geçen, ismi geçen siyasetçilerin bu sorumluluğu almadığını, belli dönemlerde onu üstüne çektiğini o davaları belli dönemlerde de üzerinden attığını görüyoruz. O yüzden bu kadar ortada kamu güvenliğini tehdit eden bir durum varken burada konuşulandan ortaya çıkan
Kamunun bunu bilmemesi, toplumun bunu bilmemesi peki, çok önemli. Yani. Şimdi açıkçası Seren Hanım diyor ki yani bu konuların hak ettikleri önemde bir siyasi ya da hukuki sürece tabi tutulmaları çok önemli. Muhtemelen Albayım şu kitabı yazmasaydı bu kadar tekrar gündeme de gelmeyecekti bu. Değil mi Barış Pehlivan? Yani, tabii. Evet, şu kitap vesilesiyle şu anda konuşuyoruz. Suat Aytaş demiş ki bu konularda zaman aşımı var mıdır? Ersan Hocam yani izleyicimiz şunu merak ediyor herhalde. Yani daha ısrarlı bir şekilde yakasına yapışacaksa birileri hukukta. Bu yapılanla işlenen, işlendiği iddia edilen o casusluk suçlarına baktığında 30 sene artı 15, 45 sene gider bu. Tamam. Yani mümkün ucunu, hala hukuki ucunu olarak. Ucunu yakalarlar onun da bakalım ne zaman yakalanır. Çünkü bak biraz önce Senan Hanım söylediği şu. Türkiye Cumhuriyeti'nde bir havuzu düşünün. Havuzun suyu ısındı. Tamam mı? Oradan avantajı olan, imkanı olan aldı havlusunu, bornozunu, çıktı gitti. Vatandaş o işte orada Sayın Bahçeli söylemişti ya, çaycı, çorbacı, öğretmen, asker onlar da yandılar orada işte, yanıyorlar. Şimdi sen oradan hangi eşit adaleti çıkaracaksın? Çıkmayacak daha tabii ki. Daha bir soru sormak istiyorum komutanım. Tabii ki. Şimdi öyle de yapabiliriz ama bir yandan Müyesser Yıldız'la evet, da bu soruyu tamam, buyurun. Şundan dolayı. Siz bu süreçler yaşandı, Sayın Başbuğ tutuklandı vesaire, siz Afyon'a tayin edilmiştiniz. Kitabınızda böyle bir bölüm var. Evet. Başbuğ'la, Sayın Başbuğ'la imza gününde karşılaşıyorsunuz. Ne konuştunuz Sayın Başbuğ'la? Şimdi tabii bu soruya şöyle cevap vereyim ben. Neden bu soruya yanıt verecek olurken bu kadar bir hazırlık yaptınız? Çünkü soru basit bir soru gibi geldi neden, bana. Neden yaptığımı söyleyeyim. Hı-hı. Aslında fark ettiniz siz de. Şunun hı-hı, için yaptım o hazırlığı. Şimdi ben tabii biraz önce söylediniz. Habertürk'te Fatih Altaylı'ya konuk oldum. Hı-hı. Daha önce Merdan Yanardağ'da hı-hı, konuk oldum. Gazetelere de röportaj verdim. Bu konuyu hep söylüyorum. Ama bu süreçte hem yakın çevremden, hem komutanlarımdan, hem devre arkadaşlarımdan, beraber görev yaptığım bütün silahlı arkadaşlarımdan tek bir eleştiri alıyorum. Diyorlar ki kendini hiç ön plana çıkartmıyorsun. Yüzüm kızararak söylüyorum bakın. Özür diliyorum hepinizden. Ben Bordo Bereli bir özel kuvvetçiyim. Vatanı, milletini diğer arkadaşlarım gibi seven, ülkesini, devletini seven bir askerim ben. Dolayısıyla aslında toparlanmamın sebebi oydu. Biz çünkü bu süreçte ben ve diğer arkadaşlarım mağdur edildik bakın. Aytunç Bey'in sorusuna cevap vereceğim İlker Paşa ile ne konuştuğumuzu. Biz 26 Aralık günü gözaltına alındık. Yani o savcıyla mücadeleden sonra bütün gece sabaha kadar bölge başkanlığı binasındaydık. Sokmadık. Anahtarları Selahattin Kısacık Paşa'ya, şifreleri teslim ettik. Bize emanet edenlere. Ondan sonra gözaltına alındık. 5 gün sonra mahkemeye çıkartıldık savcılık ifadesinden sonra. Helal süt emmiş, FETÖ'cü olmayan bir hakim. Adını söylemeyeyim, aslında söylemekte mahsur da görmem ama adını söylemeyeyim. Ağır ceza hakimi bizi serbest bıraktı. Ve o serbest bıraktığı için diğerleri nasıl ödüllendirip yargıtaya gittiyse o da cezalandırıldı. Asliye cezaya gönderildi. Bizi serbest bıraktığı için. Ertesi gün biz gece 3.30'da serbest bırakıldık. Sabah 8.30'da mesaiye gittiğimizde Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığı'nın kapısından içeri alınmadık bakın. Biz 3 saat önce hakime, 10 saat önce savcıya suçsuzluğumuzu anlatırken, 3 gün, 5 gün önce ailemize, arkadaşlarımıza suçsuzluğumuzu anlatırken, bizim komutanımız bizi yememiş, içmemiş, 24 saat beklemeden almış ve Özel Kuvvetler Okul Komutanlığı'na görevlendirilmiş. O kapıdan bizi içeri almadılar, özel şahsi eşyalarımızı alamadık bakın. Onun için toparlandık. Kim? Komutan. Komutanımız o dönemde Servet Yörük'tü. Bir yıl sonra da bu 8 arkadaşın bir tanesi erken emekli oldu kendi isteğiyle. 5'imizi Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan tayin ettiler. Bu 5 kişinin 4'ünü Ankara dışına tayin ettiler. Bakın ilginç. Bizi dağıtıyorlar çil yavrusu gibi. Soruşturma devam ediyor. Savunma hazırlamamız gerekiyor. Savcılık çağırıyor. Bir araya gelmemiz gerekiyor ama biz bir araya gelemedik. Çünkü beni Afyon'a, bir arkadaşımızı Malatya'ya, öbür arkadaşımızı İslahiye'ye, bir arkadaşımızı da Ankara'da bıraktılar. İki arkadaşımız da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda kaldı. Bir tanesi bir yıl sonra emekli edildi. Bir tanesi de bir yıl sonra o da Özel Kuvvetler dışına çıkartıldı. Mağdur edildik. Ben Afyon'a gittim. Afyon'a nereye gittim? İkmal Komutanlığı'na. Bakın
yetki alanımla ilgisi olmayan bir yere. İkmal Sinop'u. Ben aynı topçu subayıyım. Özel kuvvetçiyim ama topçu subayıyım. Topçu birliğine de gönderilmedim. Sorunuza geliyorum. Orada 2015 yılı olabilir. İlker Paşa konferanslar veriyor. Afyon'a geldi. Orada ben kendisine kitabı imza attıktan sonra Erkan seninle orada evinde konuşalım. Orada evine gel dedik. Orada evinde biz baş başa 1,5-2 saate yakın bir konuşma yaptık. O konuşmada İlker Paşa bana şunu söyledi. Oğlum dedi, siz de dedi amatör davrandınız. Orası hassas bir bölgeydi. Çukurambar, daha dikkatli davranmanız gerekirdi dedi. Ben komutanımızın eleştirilerini dinledikten sonra dedim ki komutanım öyle değil o iş. Oğlum dedi, siz de amatör davrandınız. Evet. Bunu Çukurambar aslında, hassas bir bölgeydi, amatörce davrandınız evet, dedi. Bunu aslında, ama o bahane, başka sebep de bulacaklardı. Onlar oraya evet, girmeyi göz almışlar. Ama ben şunu söyleyeceğim. Ben de komutanımıza dedim ki komutanım dinledim eleştirilerini. Olay sizin anlattığınız gibi değil. Çok kısa ve hızlı geçiyorum. Biz bu takip sürecini hep yaşadık. Komutanımıza söyledik. Komutanımız bir hafta, 10 gün, 15 gün ara verdirdi bize. Ya sizi takip mi ediyorlar? Bizi takip ediyorlardı. Yani biz takip ederken o bilgisizliğinden esasında iş oraya verirken takip ediliyorduk. Tabii takip ediliyorduk ve bu takip edildiğimizin farkındayız. Komutanımıza da bunu söylüyoruz. Komutanımız da diyor ki tamam bir hafta ara verin. Bir hafta sonra başlıyoruz. 10 gün ara verin. Esasında siz birisini takip ediyorsunuz. Biz bir albayı takip ediyoruz. Bilgisizliğinden şüphelenen. Polisler de bizi takip ediyor ve biz bunun farkındayız. Bunu raporluyoruz. Diyorlar ki bir hafta ara verin devam. 10 gün ara verin devam. Temmuz ayına kadar bakın. Aralıktan Temmuz'a kadar böyle geldi. Temmuz ayında biz artık dedik ki biz bu görevi yapmak istemiyoruz. Aynen şu söylendi bize. Korkmayın koçum, arkanızda ben varım. Kim diyor bunu? Bunu Servet Paşa söyledi. Biz de dedik ki komutanım bizim kendimizle ilgili bir kaygımız yok. Temsil ettiğimiz kurumla ilgili bir kaygımız var. Biz bu görevi bu şartlarda yapmak istemiyoruz. Mealen söylüyorum. Bunu söylemenin bedeli bakın 24 saatte özel kuvvetlerden tayin edilmektir. Görevden kaçıyor damgası yiyebilirsiniz. Ama bölge başkanımız da diğer arkadaşlarımız da bunun böyle olduğunu bildiği için nitekim Temmuz ayında bu göreve ara verildi. Ta ki Kasım ayına kadar. 4 ay hiç görev yapmadık bakın. Bitti. Yani takip görevi bitti. Kasım ayında tekrar bize komutan emir verdi. Dedi ki görev yeniden başlıyor. Aralık sonuna kadar devam edeceksin. Aralık sonunda bitecek. Ve 19 Aralık'ta bize müdahale edildi. İlker Paşa ile biz bu konuyu konuştuğumuzda İlker Paşa ben bunları anlattım. Yani biz raporladık, takip ediliyorduk. Bunu defalarca söyledik. Bakın yalan söylüyor diye düşünebilirsiniz. HTS kayıtlarımız ortada. Araç kiralama raporlarımız ortada. Çukurambar'a bu sürelerde gitmediğimiz meydanda. Hepsi. Bunu İlker Bey anlatıyorsunuz. Tabii tabii hepsini anlattım. Bana ifadesi şu oldu. Ya dedi ben bunların hiçbirini bilmiyorum. Yani şart mı dedi bu şartlarda bu görevi yapmak dedi yani. Bunları bana dedi. Servet Paşa hiç söylemedi dedi. Bu dakika ama. Servet Paşa bunları bana iletmedi diyor. Bunları bana iletmedi dedi. O dönemde dedi zaten beni çok yanılttı dedi. Konuyu bile tam olarak anlayamamıştık. İsmail Hakkı Pekin Paşa'yı bildiğin gibi dedi gönderdim. O senden dinledi. Bana anlattı. Ben konuyu öyle anladım dedi. Gerçekten de İsmail Hakkı Pekin Paşa geldi. Konuyu benden dinledi. Karargaha gitti. Anlatmış belli ki komutanımız öyle dedi. Ve bana şunu da ifade etti. Bakın bunu da hani söylemekte bir beis görmüyorum. Dedi ki sen de diyeceksin ki ama komutanım Servet Paşa'yı da terfi ettirdiniz. Komutanım ben söylemedim, siz söylediniz dedim. İfadesi şu oldu. O dönemde 5 yıl özel kuvvetler komutanlığı yapan birini terfi ettirmemiz gerekiyordu dedi. Peki. Yani oradaki görüşmenin içeriği buydu Afyon'daki. Ya burada görüşmenin. Şöyle bir şey çıkıyor. Bir, Necdet Özel hiç konuşmadı bu konularla ilgili. İki, Servet Yörük zaten şu anda Kozmiko'da kitabı yazılmasa Servet Yörük diye biri var mı yok mu kimse bilmiyordu şu anda. Özel kuvvetler komutanıymış. Jandarma komutanı olmuş. Servet Yörük döneminde benim hatırlayın Ankara'da bir kamyon durdurulmuştu. Özel kuvvetlerin bomba yüklü kamyon, evet. Kamyonu. Evet. Ve orada da bombalar tamam. Yakalandı denilmişti. Hı-hı. O dönemle de ilgili bir müdahale etmedi mesela. Tamam. Şimdi buyurun. Süreyi iyi kullanmamız evet. Lazım. Ben ama şöyle cahilce bir soru sorayım. Estağfurullah. Ben o dönem mesela İlker Bey'in yerinde olsam. Bu kadar büyük bir olay. Bizzat şeye gelip bulunduğunuz bölgeye gelip. Ya burada ne oluyor arkadaşlar? Sonuçta asker yani. Siz askersiniz. O işte asker. Burada ne oluyor? Mesela sizi dinleyemez miydi? Sizi bir soramaz mıydı? Ne oluyor burada? Bu çok mu şey cahilce ve çocukça bir yaklaşım benimkisi? Yapabilir miydi böyle bir şey? Yani bana sorarsanız ben samimi duygumu söyleyeyim. Yapabilirdi. Yapması da gerekirdi bence. Peki. Yani çünkü burada o kadar cahil ve çocuksa sormamışım demek ki. Yani çünkü evet elbette ki işte Özel Kuvvetler Komutanı Servet Yörük Paşa'dan bilgi alıyor. İsmail Hakkı Pekin Paşa geldi bilgi veriyor ama
Şimdi çok büyük bir olay var. Yani orada çok ciddi bir olay var. Hı. Ve dolayısıyla ben olsaydım birinci ağızdan dinlerdim yani. Daha bu kitapta okunacak çok fazla detay var. Bakın albayım söyledi. Ya şu yuttuğu denilen komutanın bir kağıt parçası var. Onu da gösterelim. Var fotoğrafını ben yollamıştım. Var şeye. Ama tabii, ya, onu bir cümle bir şey. Peki, o kadar. Bir varsa onu da gösterelim. Yani o ne? O işte. Yuttuğu söylenen kağıt parçası. Bülent Arışır adresi diyorlar. Tamam. Ersan Bey iyi bakın. 1424C'de Feza A. Bundan ne anlıyorsunuz? Caddesi Feza Apartmanı mı alıyor? Yani bunu ortalama zeka bunu böyle anlayabilir ama birçok insan da bu CD'nin cadde A'nın apartmanı olduğunu da anlamaz. Evet. Bakın bu apartmanı daha sonra savcı araştırdı. 36 daireli bir apartman. Bu apartmanda 8 tane milletvekili, MTA Genel Müdürü, Ankara Belediyesi Genel Sekreteri, Ankara Vali Yardımcısı. Belki onlara suikast düzenleyecektiniz. Yani bunu kimse söylemiyor yani. Yani şu Arınç'a kağıtla, kitabı yollamış mı? Arınç'a yolladınız, şu kağıtla yolladınız. Arınç'a suikastla suçlandım. Arınç'a kitap yolladınız değil mi? Yolladım evet. Bir yanıt geldi mi? Gelmedi. Bir şey sorabilir miyim? Sadece ama bir soru. Ama Müesser Yıldız'ı konuşmadan bitiremem. Hiç o dönemde hatırlıyor Timur musunuz? Timur Selçuk'u konuşmadan bitiremem. Komuta kademesi bu kararlara, ilk karara, sonraki karara itiraz etti mi ki mahkeme veya şey hakimlik nezdinde bu 2009 şeyde ilk şeyde savcının geldiği sonra hakimin geldiği onlara tabii, 2009 yo, yasal itiraz yaptılar mı? Yapılmadığı gibi bir bilgi hayır, geldi bana da. 2009 ve 2010'da yasal itirazlar sonucunda zaten o yoksa biraz önce söyledim. Hard diskin ve belgelerin hayır hakimin girmesindeki hatayı kim orada sizce şey yapıyor ama hakimin girmesi hatalı. Onu bak net söyleyeyim şimdi sana. Bakın hakimin... Onu nasıl becerdiler yani? Ama bakın onu anlattım ya şimdi hakimin girmesi zaten orada askeri savcılar geldiler dediler ki... Böyle mi yorumladılar? Evet yani? Dediler bayağı ki yani orada çok ciddi tartışmaların evet. Sonucunda savcı giremez. Bu ama şartlarda hakim girebilir. Hakim tamam. Girebilir. Bizim kontrolümüzde yapabiliriz. Tamam. Sayın seyirciler bu... Albayım bütün bu meseleleri anlatırken Erkan Yılmaz Büyükköprü, stüdyodaki bütün konuklarım hep bir takım yüz jestleri yani mimikleriyle, bir takım beden dili hareketleriyle zaman zaman hayıflanarak işte burada bir hukuk profesörü var ve az önceki verdiği sözü tepki vay anasına şeklinde. Vay anasına şeklinde. Tabi bu vay anasına yani argo anlamda söylemiyoruz. Hayretler yani ifadesi şaşırma. Anlamında, şaşkınlık ifadesi anlamında. Şimdi belki de Türkiye'de bu ve benzeri pek çok mesele biraz daha detaylı işlenebilsin diye belli gazeteciler özellikle daha derin meseleleri uzmanlık alanı olarak seçiyorlar ve oraya yöneliyorlar. Bunu yapınca da doğal olarak başlarına bir şeyler geliyor. Bu devir değişse de yine geliyor. İşte Barış Pehlivan FETÖ zamanında ya daha doğrusu cemaatin muteber olduğu o zamanda da hapse girdi. Sonra cemaat FETÖ olduğu ilan edildi. Tukaka ilan edildi efendim. Yine hapse girdi Barış Pehlivan. Barış Terkoğlu. Son olarak Müesser Yıldız. Müesser Yıldız tahliye edildi. Tahliye edildi. Pek çok isim gibi daha doğrusu pek çok demeyeyim de onun sıkı dayanışma gösteren isimlerden ikisi de buradaydı. Aytunç Erkin ve Barış Pehlivan da oradaydı. Bakın tahliye olduktan sonra onu arayan ilk siyasi parti genel başkanı kimdi ve o anları iki değerli konuğumuz nasıl kaydetti bir izleyelim. Ama Ceyhun Maske. Merhaba efendim. Memlekete geçmiş olsun Sayın Genel Başkanım. Benim çıkmamla iş bitmiyor ki. Diz boyu hukuksuzluk. Evet. Tabii ki. Dokuz köyden. Evet. Tabii. Evet, bu görüntüleri Aytunç Erkin ve Barış Pehlivan bize iletti. Şimdi tabii ki orada ne konuşulduğunu da biliyorlar. Hanginiz anlatmak ister, ne diyor? O siyasi parti genel başkanı kim ve nasıl bir konuşma geçiyor aralarında? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilk arayan siyasi parti lideriydi Müesser Yıldız'ı. Kırmızı Kedi kitap evindeydik o sırada. Müesser Yıldız'ın tahliyesini bir şekilde kutluyorduk. Pasta kesmiştik orada.
Ya tabii mesele şu işte, Kemal Kılıçdaroğlu geçmiş olsun dileklerini belirtmişti. Bunun bir hukuksuzluk olduğunu belirtmişti. Doğru sağ söyleyeni olsun, dokuz köyden kovarlar demişti Sayın Kılıçdaroğlu. Ve yani sağ olsun CHP'de kurumsal olarak çok destek verdi Müyesser Yıldız'a. 10 milletvekili gelmişti duruşmasına. Ama mesele şu, biliyor musunuz? Bakın, Müyesser Yıldız ikinci kez cezaevine girdi. Tam da dediğiniz gibi. Şey diyor orada ya, benim çıkmamla da iş tabii, bitmiyor tabii, diyor. Tabii tam oraya geleceğim meseleye. Şimdi Müyesser Yıldız niye içeri girdi ki? Yani niye işte sözde FETÖ ile mücadele edildiği iddia edilen bir dönemde Müyesser Yıldız'ı içeri attılar? Hatırlayın, gözaltı gerekçesi casusluktu. Yani biz burada Kozmikoda operasyonunda casuslukla insanların soruşturulması, yargılanması gerekiyorken, yargılanmıyorken, hatta insanların ifadelerine bile başvurulmuyorken, Türkiye'de Fethullahçıların devletin içine nasıl sızdığını belgeleriyle bugüne kadar onlarca kez haber yapan, yüzlerce bu konuda yazı yazan bir gazeteci, Fethullahçıların darbe girişiminin perde arkasını araştırdığı gerekçesiyle, casusluk bahanesiyle gözaltına alındı, tutuklandı. Ya Müyesser Yıldız'dan da casus olmaz diyerek birden karar değiştirdiler. Meseleyi bir gazeteci, Müyesser Yıldız, hayatı belge okumak, belge yayınlamak ve belge üzerine çalışmakla geçen bir insanı gizli belge, gizli bilgi yayınlamak suçundan bu sefer iddianame düzenleyip 155 gün tutuklu tuttular. En sonunda işte biz Ankara'da 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşmada herkes gördüğü gibi ona gerekçe tutulan, onu sanık yapmak için sanık yapılan bir assubayın, ya ben orada Müyesser Yıldız'la telefonla konuşurken ben yalan söyledim. Üfürdüm. Ben üfürdüm. Ben salladım. Ben kendimi önemli göstermeye çalıştım. Ben zaten 10 yıldır bipolar rahatsızlığım var. Benim bu bipolar rahatsızlığım olduğu da belgeleriyle kayıtlı ama TSK'da bilmiyor ya diye artık ifade verdi. Şizofrenlerin kullandığı ilacı kullanıyorum. İlacın ismini de verdi. İlacın ismini de verdi. Bunun belgelerini de gösterdi. Ve böyle bir soruşturmada bakın hiç bu kadar. Hakim zaman zaman güldü. Evet güldü. Bak hiç uzatmaya gerek yok. Müyesser Yıldız'ın 15 Temmuz darbe girişiminin perde arkasını hiç böyle illegal yollarla değil, sabahın köründe mahkemelere gidip gecenin bir yarılarına kadar o duruşmaları takip edip, belki ilk kez duyacaksınız, Anadolu Ajansı, yani bu devletin ajansı, haber ajansının muhabirleri bile takip etmiyorken, ya Müyesser abla o da TV'ye söyledi, hemen girsinler, biz de oradan takla atıp okurlara, abonelerimize geçeriz derken, böyle bir gerçeklik varken, o Müyesser Yıldız sırf o duruşmaları takip edip okurlara ulaştırırken, bundan rahatsız olan insanlar Müyesser Yıldız'ı hapse atmak için bir gerekçe arıyorlardı. Müyesser Yıldız'ın telefonları dinlendi. Müyesser Yıldız'ın telefonları hatta bazen bana kalırsa illegal dinlendi. Ve çünkü Müyesser Yıldız bütün o 15 Temmuz yargılamalarını takip ederken aynı zamanda 15 Temmuz'un gri alanlarını da soruşturan bir gazeteci. Soru soruyordu. Hı-hı. Ve tamamen belgeleri dayalı gazetecilik yapıyordu. Yani kendisine tutarsız görünen unsurları çok detaylı bir şekilde takip ve edip. Ve bu birilerini rahatsız ediyordu. Müyesser Yıldız'ı bir şekilde susturmak, kalemini kırmak, burnunu sürtmek için, hapse atmak için bir gerekçe gerekiyordu. Ve işte bipolar rahatsızlığı olan bir assubay bulundu. Ve bununla telefon konuşması üzerinden bir operasyon düzenlendi. 155 gün içeride tutuldu. Ve sonunda Müyesser Yıldız çıktı. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Müyesser Yıldız çıktı. O görüntüsünü gösterdiğiniz yerde ben Müyesser Yıldız'a dedim ki, ya Müyesser abla bir tatile git, bir dinlen. Hani tecrit yaşadı 155 gün boyunca. Ne tatil dedi ya? 26 Kasım'da Akıncı davasının karar duruşması var. Oraya gideceğim dedi. FETÖ'nün şeyi darbe. Çok önemli. Evet efendim, Müyesser Yıldız diyor ki bu hukuksuzluk girdabı adım adım hepimizi yutmaya devam ediyor. Eğer direnmezsek ne 2023'ü görürüz, ne süper ülkeyi, ne destan yazan ülkeyi görürüz. Önce hukuk devleti olmak zorundayız diyor. Şimdi dolayısıyla Müyesser Yıldız bir gazeteci ve bir aydın. Kesinlikle. Demek ki aydın var, aydın var. Bir de Timur Selçuk gibi bir aydın var. Şimdi Timur Selçuk'a veda ettik. Timur Selçuk özellikle yazılarında, bazı son dönemdeki yazılarında aslında siyasi ideolojik unsurlardan öte yurtseverlik ve ahlaklı aydın olma vurgusu yapan bir isimdi. Geçenlerde Aytunç Erkin onunla ilgili yazınca hakikaten ben de merak ettim. Sağ olsun Aytunç Erkin gönderdi.
zamanında Balçiçek İlter'le yapılan bir söyleşiden şöyle bir iki dakikalık bir bölüm önce izleyelim. Hazır mı arkadaşlar o? Evet, bakın bugünden bakıldığında söylemesi çok kolay olan unsurlar o zaman Timur Selçuk tarafından nasıl söylenmiş? Kendi kendime diyorum ki Türkiye'de iyi bir şeyler oluyor. Bak helalleşiyoruz, hesaplaşıyoruz. Yanlış mı Timur Bey? Nasıl? Değil mi? Nasıl yani hesaplaşmaya başlıyoruz, geçmiş konuşmaya başlıyoruz, günahlarımızı tartışıyoruz, konuşmayan konular konuşuluyor. Tamamen yani çok mu hayalperest konuşuyorum şu anda size göre? Şimdi şöyle bir şeydim gene deminki sözümden. Dünyadaki bütün ahlaklı insanlar benim kardeşimdir. Türkiye'deki bütün ahlaklı yurttaşlar benim kardeşlerimdirler. Ahlaklı yurttaş olmaktan kaynaklanan maddi manevi haklarımızın önündeki engellerin kaldırılması doğrultusunda omuz omuza yeni bir Kuvayi Milliye ruhuyla mücadele etmemiz gerekir. Kime karşı? Ahlaksızlıkları oluşturan ahlaksızlara kim karşı. Kim olursa olsun. Şimdi bizim siyasi sistemimiz seçim yasaları, parti yasaları kim seçer milletvekillerini sevgili kardeşim? Genel başkan seçer. Evet. Bu nasıl bir demokrasidir? Ki biliyoruz ki partiler içinde hiç yok. Ha, nasıl yani bir demokrasidir? Peki bu doğrultudaki siyasetçiler helalleşmeden bahsederse bu nasıl bir helalleşmedir? Bu helalleşmenin hayata pratik olarak yansıması nasıldır? Silahlı kuvvetlerde 44 generalin gizli tanıklar aracılığıyla hastalık olması mıdır helalleşme? Yoksa bu dini değerler doğrultusunda toplanmış oyların intikama dönüşmesi midir? Bana anlatır mısınız bunu lütfen? Bunu ben anlatabilsem ya da herkes anlatabilse. Bu ne anlama belki gelir? Türk ordusunun aşağılanması, güçsüzleştirilmesi. Bu ne ileriye dönük ifade eder? Besteci hep ileriye bakar. İlk notadan son notayı nasıl yazacağına bakar. Öyle bir tehlike gelmektedir ki o tehlike doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri bu tehlikeyle mücadele edecek güçte olmasın. Dolayısıyla önce bütün kadroları tasfiye edilsin, tüm morali sıfıra indirilsin, ondan sonra gelecek olan tehlike, şöyle ya da böyle tehlikeleri gebe bir ülkedir Türkiye. Peki sizi daha coşturacağım şimdi. O tehlikeler doğrultusunda mücadele edecek gücü kalmasın. Şöyle coşturacağım. Peki eğer bu... Yani... 14 Temmuz 2011'de bunları söylemek önemliydi. İşte bu ahlaklı aydın Kuvayi Milliye ruhuyla diyor ki 44 generali içeri attıran gizli tanıklarla mı helalleşeceğim diyor. Şimdi bakın yüreğe bakın. Peki. O dönem susanlara bakın. Peki. O dönem bu teneke çaldı, böyle arkasına teneke bağladılar komutanları ya onlar. Şimdi çıkıp kahramanlık yapıyorlar, Fethullah'la mücadele ediyoruz diyorlar ya. Bıraksınlar onları. Peki. Değerli konuklarım. Hakkınıza razı mısınız? Oturumu kapatıyorum. Ben Sayın özür diliyorum kendi adıma. Çok fazla bir tamam söz gelmedi gibi gözükse de ama yani bilmiyorum böyle oldu. Tamam. Seyran Hanım'la biz yine perşembeleri iki haftada bir telafi ederiz sayın seyirciler. Ersan Şen'e çok teşekkür ediyorum. Aytun Çerkin'e çok teşekkür ediyorum. Albayıma Erkan Yılmaz Büyükköprü'ye çok teşekkür ediyorum. Barış Beylivan'a çok teşekkür ediyorum. Seren Selvi Korkmaz'a çok teşekkür ediyorum. Ama vedamızı yine bu aydın ahlakının timsali olan Timur Selçuk'un aynı zamanda Türkiye'de işçi sınıfı hareketine olan büyük katkısıyla o performansının yıllarca işçi sınıfı hareketine nasıl güç verdiğini bir kez daha hatırlayarak kapatıyoruz. Dinleyelim. Ve ondan sonra size hoşça kalın.